arkadaşlar e, bugün sizinle Türk insanının DNA'sı Türkiye'de yapılan e, işte yurt dışından satın alınan e, çeşitli MyHeritage gibi 23andMe gibi MyFamilyTree gibi e, şeylerin sonucunda bazı otozomal kromozomlar sonucu çeşitli algoritmalar ortaya çıkıyor ve işte çeşitli konu şeylerin arasında yayınlanan ...bu YouTube videolarının altına çeşitli art niyetli, kötü niyetli insanların yorumları yapılıyor. Ben bugün bunlarla ilgili size birazcık bilgi vermek istiyorum. Bu bilgi verirken burada e, çok bilimsel şeye de girmek istemiyorum ama... ...umarım zevkle dinleyeceğiniz bir video çekebilirim. Tabii bu çalışmalarımda ben bilimsel makaleler kullanmak istiyorum. Çünkü biz de bir bilim insanıyız. Kendi alanımızla ilgili çalışmalarımız da var. Şimdi burada ben size karşılaştırma olarak bir tarafsız gözle bir bilimsel makalede neler yapılmış ona bakacağız. Burada İngilizce bilen arkadaşlar anlayabilir ama ne diyor? Çin tarihi kaynaklarına göre ilk proto Türkler ve ortaçağ Türklerinin Y DNA'ları üzerine çalışma diyor. Y DNA arkadaşlar insanoğlunun sahip olduğu 44 tane kromozomun otozomal dediğimiz vücut özellikleriyle ilgili İki tanesinin de gonozom dediğimiz e, cinsiyetle ilgili kromozom olduğunu biliyorsunuz ve erkeklerde Y kromozomu babadan oğula geçiyor. çeşitli değişiklikler elde ediyor. İngilizce yaptım diğer videolarda CNP siniklerle falan ilgili bilgi vermiştim meraklılar için. Şimdi burada bakacağız biz Türk müyüz değil miyiz? Yunanlıların dediği gibi Türkleştirilmiş Yunan mıyız? Ya da buradaki kaynaklar doğru mu? Türkiye'de yapılan bazı çalışmalar e, baz alınıyor. Cinnoğlu'nun ve Hodullu Gil'in 2003'te 2004'te yaptığı çalışmalar. Biz bunlarla ilgili bilimsel çalışma yapıyoruz. Sadece bir kuru Türk milliyetçiliği yaparak yapmayacağız bunu. Tabi bunları eğer dinlediğinizde hoşunuza giderse arkadaşlarınıza önerseniz de ne yaparım mutlu oluruz arkadaşlar. Şimdi bu arkadaşlarımız... Zhou Yupli ve Sun Qi Kuang biliyorsunuz so isimleri bunların önde geliyor. Kuang'la Yupli adlı iki tane çalışmacının yaptığı çalışma burada anahtar sözcükler Turkic people Türk insanları, Chinese standard history Çin resmi tarihi, Yedi grupları biliyorsunuz babadan ona geçen Turkicization yani Türkleştirme, hep böyle söylenemez. Fizyonomi dış görmüş. Şimdi burada girişte diyor ki ön son 10-15 yılda diyor insanların diyor genetik orijinlerini çeşitli insan gruplarının Y DNA Y kromozomlar üzerinde değerlendirerek baba tarafından mitokondri DNA'sı üzerinden öğrenerek anne tarafından bu araştırılıyor diyor. Biliyorsunuz ya da bilmiyorsanız söyleyeyim mitokondri hücremizde bir organel ve bu organel olan mitokondrinin kendi DNA'sı var bizim DNA'mızdan hariç. Endosimbiyoz hipotezine göre de bu DNA'nı içeren e, mitokondrinin ve kloroplastın bir zamanlar bir bakteri olduğu, oksijenin solunum enzimlerine, oksidatif fosforlasyonla ilgili enzimlere sahip oldu. canlının vücuduna bize girdiği ve oksijenli solunum yapmaya başladığı bir e, endosimbiyoz beraber yaşam gerçekleşti ilgili şey var ve işin ilginci spermler hareketlerini sağlayacak mitokondrileri boyun kısmında bıraktığı için yumurtayla döllenme esnasında hiçbir mitokondri şu anki bilgilerimize göre spermden alınmıyor. Biz annemizin mitokondrisini alıyoruz ve mitokondrinin kendine ait DNA'sı olduğundan dolayı ne yapıyor arkadaşlar? Anadan geçiyor ve DNA'sına göre işte ana tarafından soyları bakıyoruz. Şimdi buradaki çalışmalarda Çin kaynaklarında ve günümüzdeki modern DNA çalışmalarıyla e, ortaçağ Orta Türkleri veya ilk yeni şeydeki Türklerin işte heterojen, heterojen toplumlar oldu yani karışık toplumlar oldu. Orta Asya'nın ve Batı Avrasya dediği bizim Anadolu ve İran, Azerbaycan taraflarının Türk'ü işin yapıldı. Yani Türkleştirmiş insanlar olduğunu falan söylüyor. Tabi burada tarihi girişi yapıyor ve bizim tarih kitaplarımızda Asya Hun İmparatorluğu diye bildiğimiz ama yabancı kaynaklar Xingmu diye geçen işte bu e, bunların İç Asya'da ilk kez bir e, ne diyelim göçebelerin kurduğu e, bu imparatorlukta Şimdi bu Şinkuğuların Türk insan olup olmadığı henüz daha belli değil tarihçiler bakımından diyor. Burada bu neden önemli? Bunu eğer bu saate kadar beni dinlediyseniz sıkılmadan. Şimdi Şinku dediklerinin tarihi araştırmaların yanında DNA'larını birazdan inceleyeceğiz. Bu adamlar Türk mü değil mi acaba? DNA'ları Türk, Türk toplumlarını Anadolu'daki Türklerde de görülüyor mu? Onlara bakacağız. Böyle heyecanlı biraz anlatayım. İngilizce bilenler biraz daha görüyor. Ya burada işte çeşitli tarihsel şeylerini veriyor. Ondan sonra Dingling or TL dediklerine bilmiyorum onların Tamam. tamammışku'nun bir şeyi herhalde. Hmm. Bugünkü nerede diyor? E, Kuzey Mongol İmoistan'da Pijinkou yaşayan ve bunların Türk olduğu Di or TL dediklerinin bakın Türk olduğu. Burada bir şey oldu. Türkk Türk, e, Türk e, kabileleri olduğu ve zamanla, Göçebe güçler arasında dominant baskın olduğu baskın grup oldu. Mongol Moğol steplerinde burada belirtiliyor. Bunlara çeşitli isimler verilmiş. Bunların Türk olduğu kesin diyor. Köktürk, Göktürklerle ilgili söylüyor. Bunların diyor e, ismi diyor Moğol steplerinden Köktürk olarak gelir diyor e, ve bunların Aşina klanından geldi. Aşina klanını birazdan bahsedeceğim arkadaşlar. Türklerin hani böyle tarihi kitaplarda kurttan türemiş falan ama bu Türk oğlu Türk'ün karesi arkadaşlar. Aşina klanından olmak büyük bir gurur. Bakalım Osmanlılar Aşina klanından mıydı? Yoksa acaba ben mi Aşina klanından giriyorum? Bu Aşina klanı çok önemli. Kayı boyu mesela yönetici olduğunu belirtmek için bence Osmanlılar ee, kayılardan geldiğini söylüyor ama gerçek kayı oyundan mı geliyorlar yoksa bozoklardan mı geliyorlar çoklardan mı geliyorlar Hangisine geliyorlar? Birazdan inceleyeceğiz. Burada DNA çalışmaları, fizyonomi, dış görünüşler falan önemli. Burada göktürklerle ilgili oldukça ilgili bilgiler veriyor. Yine e, burada Uygurlar, tarihi Uygur Türkleri ile ilgili veriyor. Yine Kırgızlarla ilgili burada şey veriyor, bilgiler veriyor. E, bundan işte hangi bölgelerde olduğunu, ve burada benim gözüme çarpan hemen The People Say Is Yellow. Evet sarı saçlı olduklarını Eyes Are Green yeşil gözlü ve kızıl sakallı olduklarını tarihi kaynaklardan Kırgız e, kabilelerinin bunlar belirtiyor tabi. Şimdi Kırgızlarla ilgili bir ilginç bilgi var. R1A'lar Avrupa'da ve Slavlar'da çok bundan. Fakat R1, A, Z, 93, Y DNA'ları babadan oğula geçenler. Bunları hep anlatacağız meraklı arkadaşlarım için. Öngütler, Naymanlar vesaire, Kıpçaklar geçiyor ve Müslim diyor, Müslüman olmuş Türk people'larının çeşitli tarihi ve Çin kaynaklarında geçen ve yine Arap kaynaklarında geçen çok güzel çalışma adamlar. Şimdi burası önemli. Şimdi Yinku, ilk Asyonları descendants of chon we from the xia dynasty. Yani İngilizcesinden Türkçe çevirirsek Xia e, hanedanının kalıntıları diyor. As diyor ki not differented from the of Chinese. Yani Çinlilere dış görünüş olarak benziyorlardı diyor ve bugünkü muhtemel torunları diyor. Çeşitli Moğol ve Türk gruplarıdır diyor Şinkular için. Şimdi ondan sonra Xingu dedi Asyonlarının bir dair alt dalı dediği e, ikinci Ji Jinku dedikleri bunlar derin e, gözleri var yüksek burun kemerleri olan ve yüzlerinde sakallı olan bir grup olduğunu bu yine Asya Hunların arasında belirtiyor. Yine arttan Ding Ling Tiel dediği gruplar bunlar arkadaşlar Hunların ayrı bir dalıydı diyor şeylerden farklı değillerdi diyor. Yine Han Çin. Çinlilerin biliyorsunuz gerçek Çinlilerin milleti Han. Nasıl ki Ermeniler kendilerine Hay diyor. Yunanlar Helen diyor. Değil mi? Bunlar da bunların verildi hatta. Bu Han Çinlileri. Gerçek Çinliler. Şimdi diyor ki bu TLlerde yine kimlerin ataları Buryatların, Uygurların Sakaların atalar diyor. Geldik Köktürklere. Köktürkler yine e, Asya Hun İmparatorluğu Hinkuların ...bağımsız bir kabilesidir diyor. Bunlara... Ee, ...şey diyorlarmış bizim Türklere... ...karışık barbanırlar diyorlarmış İngilizler. Dış görünüşleri... ...soğudat... görüşünde ...görünüşünde olmayan... ...demek. Yani biraz daha irani olmayan görünümde demişler. Uygurlar için... ...Göktürk olmayan, non-Göktürk Türkler demişler. Yine Hunların şeyi... Ve bunlar demişler ki yine Han Çayniz'den e, nedir? Farklaşmamış gruplar diyor. Şimdiki Uygurların şeyi. Yeni sayı kırgızları için ilginç. Ben şurada altını çizeyim onun. E, diyeceğim ama çizemiyorum. Nasıl yapacağız? Evet. Üstünü çiz. Evet. Atla bunu. Evet. Kırgızlar görüyorsunuz. Describe it as being tall. Arkadaşlar bunu çizemiyoruz bizde ya. Aman, beceremiyorum ben bu işleri ama kusura bakmayın. Evet. Nasıl yapacağız evlat? Şöyle yapsak olur mu? Neyse bunları kırgızlar için uzun boylu ve büyükler, kızıl saçlılar, beyaz yüzleri var ve yeşil gözleri var diyor. Bugünkü Altaylıların, Hakasların ve Tian Shan dağlarında yaşayan kırgızların ataları olarak geliniyor. Yine Öngüt kabilesi var. Bu Öngütleri Moğollara benzetiyorlar. Bugünkü Kazakların ve Moğolların ataları ve Kıpçaklar. Aslında yani bu Kazaklara Kıpçak diyoruz ama e, bir kısmı da Öngüt bunların. Kıpçaklar Andahan dağlarının kabileleri diyor. Ve Kıpçak'ın bunlar diyor ki Mavi Gözlü ve Kızıl Saçlılar, şimdiki Kazaklar, Özbekler, Kırım ve Volga Tatarları diyor. Türk Müslüman olanlar diyor. Bunlar diyor, bakın Noah Sanofna, Nuh'un oğlu, Yafes'in çocukları diyor. Bunlar için bizim için kısa boylu, küçük şeyle gözlü, çekik gözlü demek istiyor herhalde. Ağızları falan var ve eee yüzleri küçük diyor. Bizim bugünkü Türkler şey yapıyor. Şimdi günümüzdeki modern Türklerdeki işte şeylerden bahsediyor arkadaşlar. Ben burada hızlı bir şekilde geçeceğim ve burada dünyanın çeşitli bölgelerindeki dominant Y DNA'lar babadan oğula geçenler söyleniyor. A dediği bakın Afrika'da Afrika'da ben bunu nasıl yapacağım ya? Yapamıyorum. Evet, ya Afrika'da arkadaşlar gördüğünüz gibi ah eh, kalemimizi aldık. Alemiz aldık. Afrika'da A, bu Adem'in çıktığı yerler. B, E, E biliyorsunuz arkadaşlar. Kuzey Afrika'da da çok e Böyle göstereyim ben size. Şimdi Türklerin çıktığı bölgeler esas buralardır. Bering Boğazından şuradan birleşme de yaptıklarını biliyorsunuz arkadaşlar. Evet, şimdi burada. O2, O2, B, O bilmem ne. Çinlerin ve Japonların ve Japon adalarının bir kısmının şurada gördüğümüz D'dir. Şurada Hindistan'ın üst kısımlarında L'ler vardır. Anadolu'da da %4 oranında babadan oğula geçen Y kromozomda vardır. R bilaların merkezi Anadolu'da da ne diyor? J2 var diyor. Ben buradan bunu çıktım ve gidiyorum. Şimdi arkadaşlar Y kromozom şeylerine göre işte diyor ki ee, neler var diyor. Dünyada J grubu diyor mesela. E grubu diyor. Bunlar Arapça konuşan insanlarda çok diyor. Kuzey Afrika'da evet. E grubu fazla. J grubu da fazla ama bir tek Arapça konuşanlar da değil. J2. Anadolu'nun yerli halklarında ve Kafkasya'da özellikle Çeçenler'de ve arkadaşlar şeylerde çok yoğun görülür. Ingushlarda görülür. Yine G görmüş olduğunuz G'yi hemen şöyle bir çizeyim sizin için. Özellikle Gürcülerde çoktur. Şuradaki G arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Ee, N1 A Ural insanlarında çoktur. N1 C de Türklerde çoktur. Şimdi böyle gidiyoruz. Peki. Çeşitli işte Türk gruplarında görülen babadan oğula geçen Y DNA'larına bakıyoruz. Saka Türklerinde bunların ataları da şunlar olabilir diyor. Saka Türklerinde N grubu %89 C2. C2 direkt Moğollarla bağlantılı bir grup arkadaşlar. Merak edenler için söylüyorum. C1A, C2. Anadolu'da %3 oranında bulunuyor. Bunların yine Türk kabilelerine karışmış gruplar olabileceği gibi Moğolların Anadolu istilasında gelenler olduğunu tahmin ediyorum. Bugün az olmasının sebebi de biraz Timur'un e, Kara Tatarları, Moğollaş Müslümanlaşmış İlhanlı e, Müslümanlaşmış İlhanlı toplumunun kalıntılarını e, Ankara Savaşı'ndan sonra geri götürmesi olarak düşünüyoruz. N arkadaşlar tabii N'nin ne olduğunu tam söylememiş ama N, Ural, Altay Finlandiya'da çok fazladır ama Türkler'de çok fazladır ve N arkadaşlar N1C Türkler'e ait bir alt grubudur. Yine tuvallarda N'nin yüksek olduğunu ve C'nin yüksek olduğunu görüyoruz. Burada Q'nun da tuva tüplerinde görüldüğünü görüyoruz. Q arkadaşlar benim de babamdan bana geçmiş olan Halo grubum, da dedemden geçmiş. Birazdan göstereceğiz çeşitli Hunların elit yönetici kesimlerinde bu kaynak güzel bir kaynak. Çeşitli şeyleri de tabii kendiniz de tarayabilirsiniz arkadaşlar görüyorsunuz benim de alo grubum olan Tuvalılar da yoğun şekilde değilse bile azıcık olsa 4 ile 9 arası 13 ile 9 arası gözüküyor. Hakaslarda yine Q düşük C Moğol yeni R1 A burada 30 ve %50 R1 A arkadaşlar yoğun bir şekilde şeylerde görülse de Slavik toplumlarda Türklerde bunun bir alt dalı vardır R1 A Z 93 Türkiye'de Türk yok diyorlar hep Türkleri N N1 C N halo grup. C halo grup ve Q benim olduğum geri kalan Türk değil. Hayır kardeşim R1A Türk halo grubudur ve Kırgızların %50'sinden fazlası R1A'dır ve işin ilginci alt dalı Z93 alt dalı. Türklerde başka yoktur. Mesela Kürtlerde de R1A var ama Z94. Türklerde R1A Z93 ve Osmanlı'nın yaşayan bireyleri üzerinde yapılan deneyler kendileri merak edip yaptırmışlar R1A Z93 Tabi R1A Z93 Türk yeni ama soylu bir grup değil birazdan göreceğiniz gibi Çuğlar Türklerin asıl soylu grubu oluyor. Şimdi yine Altay kız, kızı Güney Altaylılar da Rebiran'ın %50 C'nin yani Moğol şeyin %20 yine Kızılderililerde ve asıl Yenisey bölgesinde yaşayan Türklerden gelenlerde 16 ne olduğunu görüyorsunuz. Kazaklarda C2'nin Kazakların ya çekik gözü olmasının nedeni şu. Biz Türk'üz ve biz işte hani diyoruz ya gelmişiz çekikliğimizi kaybetmişiz kardeşim Türkler çok çekik olmaz badem gözlü olurlar bunu unutmayın Kazaklar Moğollarla DNA olarak gördüğünüz gibi ne yapmışlar çoğunun babaları Moğol arkadaşlar ve o Çinli ve Japonlarla ondan bu adamlar bu adamlar ne oluyor arkadaşlar böyle gözüküyor tabi e, bunlar şimdi bunlarda Kazaklarda yukarı cüz, alt, orta cüz, aşağı cüz diye gruplar var. Bunların birinde G1 çok yoğun. Bu Kafkas halklarında görülen Argun Kapasabası'nda görüyorsunuz. Macar diye de bir grup var. Bunlar da çok fazla. Bunların da Macaristan'daki fetihleri yapanlarla alakalı olup olmadığı ile ilgili Macar tarihçiler çalışıyorlar. Karakalpakları görüyorsunuz. Yine Özbekistan'da yaşayan Kazaklarla bağlantılı bir gruptur. Bunlardaki şeyleri görüyorsunuz. Geliyorum geliyorum. Çuvaşlar, Başkırlar, Türkmenler. Evet, Türkmenler de. Arkadaşlar, gördüğünüz gibi 33.8 Türkmenistan Türkmenlerinde Q var. J %14 ile 17 arası. Bakın J Anadolu'da ve şeyde var dedik. "Türk değilsiniz." diye bağıran, kıçını yırtan Ermeniler, PKK'lılar, Yunanlar, Kürt Türkçüler vesaire. Bakın Türkiye'de J %34'e yakın J1 ve J2 J1 Arap J2 Anadolu ve Kafkasya kolu. Bakın bu Türkmenlerde görüyorsunuz J14 17 e bizde de 24 J2 ya R1A 14.5 ve R1A1 Z93 bunlar. E Türkiye'de de %8.5. Türk yok ya illa Q olacaksın C olacaksın Moğol işte ya da N olacaksın işte Finlandiyalılar Sibiryalılar gibi. Kardeşim bu Q ne? Bu Q ne? Bu Q bizim evet iki buçuk Anadolu'da ama J ne? He? Bu J2 nereden geliyor? R1 A'lar nereden geliyor? Bunlar Türk değil mi? Arkadaşlar Azerbaycan Türklerine baktığınızda yine J'nin 31 oranında olduğunu görüyoruz. Ama Türkmenlerde 17'ye vardığını görüyoruz. G bakın işte Türkmenlerde burada G5 falan ve L var. L de Hindistan aslında bizim aramızda. Demek ki biraz çingenelerden de kaçak yapanlar oldu kadınlarla birleşmişler bilemiyorum artık biraz espri yapayım. Azerbaycan Türklerinde R1a görüyorsunuz arkadaşlar %19 R1b bakın R1b L 23 sene Ermenis. Arkadaşlar bu kusura bakmayın. Şimdi DNA testi yaptıracaksınız. Ben size bunların eğer Mahiritiç falan yaptıysanız şeyin nasıl yapacağınızı da söyledim aslında ee, Videomu izlerseniz. Halo grubunuzu nasıl? Erkeksin. Halo grubunu nasıl bulacaksın? Arkadaşlar R1B L93 alt grubuysan babalarımız Ermeni yani yapacak bir şey yok. Ama hani Mayertiş'te falan Türk veriyorsa ana tarafından Türk olabilirsiniz. Tamam. Yine bakın Q benim şeyimden neler düşük. Geldik Türkiye Türklerine. J diyor 33 buçuk. Arkadaşlar bu J 33 buçuk derken 10 civarı Araplardan gelen J1. Tamam mı? J2'ler, J2A değil ama J2B'ler ve Orta Asya'da Türkmenler'de tekrar çiziyorum. Bakın Türkmenler'de kalemimizi alıyoruz. Gördüğünüz yapı. R1A. Bu da R1A Z93'tür arkadaşlar. Tamam mı? Hiç unutmayın. Bu Türksün demektir senin. Şimdi Türkiye'de Türk yok diye geliyorlar ya bu şerefsiz vatan hainleri. Bakın J derken J2'ler. Bakın bu Türkmenlerle senin bağlantını şuradaki J'den Azerilerle görüyorsun ve Türkmenlerle alıyorum arkadaşlar. Anladınız mı? Evet. Şimdi R1B Türkiye'de 15 bakın ama alt grubunuz şeyse L23 ise Ermenisiniz arkadaşlar. Yapacağımız bir şey yok. Bakın bu bize buradan gelmiş. Yani yine Afganistan'daki ve Kuzey Irak'taki Türklerle de %5 oranında var ama alt grup önemli burada. Tamam mı arkadaşlar? Yine Türkiye Türklerinde E diyor. Bakın bunlar Arnavut kökenli olabilirler. Arnavut kökenli olabilirler. Yine Azerbaycan Türklerinde de çok yüksek oranda E var. Görüyorsunuz. E aslında Kuzey Afrika genidir. Bakın Türklerin Azerbaycan dalına bakıyoruz. Yine bakın Türkmenistan Türklerine bakıyoruz. Yani oradan gelen adamlarda da bu vardı. Ama evet bu Kuzey Afrika genidir ama Orada buradan oraya gitmediğine göre oradakilerden gelenler arasında da var. Alt dallarda önemli. Yine R1 radyo 6.9 bunlar tabi cinli ol falan araştırmalar arkadaşlar. 2003 bunlar çok geçersiz ve bu adam cinli ve hodullu yaptığı araştırmalarda. Türkiye'deki herkesin hastanelere giden kalp hastalarının üzerinden izinlerini almışlar. Kardeşim bu araştırma yaparken senin yedi göbek deden Türk mü? Bir sor. Kürte yapmış, Gürce'ye yapmış, Poma yapmış, işte bilmem aklına gelen herkese yapmış. Yapmış onu yapmış. E sen Türkler üzerinde sadece bir çalışma yapmışsın ki Anadolu Türk'ü. Bugün 85 milyon nüfusun 60 milyon 62 milyonu bir şekilde Anadolu Türk'ü ana tarafından baba tarafından vesaire. Şimdi sen bunların üzerine yapmamışsın. Geldikle L, ye. L ye gördüğünüz gibi arkadaşlar her ne kadar Hindistan, Afganistan bölgelerinde olsa da Türkmenler'de de aynı. Dört bizde de aynı. Yine K. K'da arkadaşlar e, kuze, e, bizim Orta ile bağlantımız gösterir. N3.8 bu cinli araştırması arkadaşlar. 3.8 değil. Türk İş DNA Projeti'nin yaptığı çalışmalarla ben de kendi hale gurur vurdum, Gönderdim mesela onlara. %10 oranında. Bizim <laughs> bu Sibirya bağlantısını gösteriyor. Yani gelen Türkmen beyleri Orta Asya'dan gelen Türkmenlerin bir kısmı bir kısmı bayağı bir yüzde %3 değil 11 Sibirya bağlantımız daha fazla. Çünkü oradaki Türkmenler Yomut ve Teke Türkmenleri genellikle biz ise e, genellikle işte Alkaraevli, eee Bayat, Beydili e, gibi soylardan geliyoruz. Çavundur gibi. Onun için o olabilir. Q 1.9 çıkmış Türkiye'de. E, Q çok çıkıyor Türkmenlerde ama Q'nun Arkadaşlar 1.9'dan fazla olduğunu zannediyorum. C 1.3 çıkmış. Son çalışmalar C'nin bizim Türkiye'de %3 oranında olduğunu gösteriyor. Bunları niye gösteriyorsun hocam? Bunları niye yapıyorsun? Bakın bugün Türkiye'de erkeklerin Y DNA'larına göre şimdi diyor ki sen diyor. Şimdi birazdan tartışmalara geleceğim. Discussion'lara geleceğim. Tamam burada tabi yavaş yavaş gidiyorum. Bilimsel güzel bir çalışma tabi. Yapılıyor yapılıyor da. Ya diyor sen diyor Türkleşmiş şeysinde falan da filan da bilmem ne de bunlarla ilgili şeyler yapacağız. Ha, bir, bu arada tabi e, Hinku Jinku dediğimiz Asya ile ilgili şurada ben hemen size büyütüyüm. Durling Nas Kuzey Doğu Mol, e, Moğolistan'da semeterleri, bakın mezarlıkta yapılan çalışmalar var. Burada bulunan adamların bunların nelermiş YDNA'ları Arkadaşlar C halo grup mongoloid R1A var ama Z93 bulunmuş. Fakat şimdi arkadaşlar bazı diğer Çin kaynaklarının yaptığı araştırmalarda ise Asya Hunlarının Inkuların periyodunda bulunan önemli kişilerin bunlar süpreme elit ruler yöneticiler çoğu oldu benim de sahip olduğum Q1B1 M378 gurur her zaman. Bu arkadaşlar Q olduğunu görüyor. Bu Q'nun kalıntılar yine bakın şurada Çin'de Sincan dediğimiz bizim Doğu Türkistan'da olduğunu yeni sey ve bunların yeni sey grubu olduğunu bunların Amerikan yerlerinin çoğunda da olduğunu ve Hinku kalıntılarının baba şeylerin çoğunun C ve Q olduğunu söylüyor. Fakat daha sonra R1A'nın da burada Hinku soylarında R1A Z93 tabii ki bu özellikle belirtmek lazım. Yoğun olarak görüldüğü görünüyor ve Rızap diye bir bilim adamı daha önce okudum. Altay dağlarında bakın şurayı göstermek istiyorum. ...görüyor musunuz... ...türklerin evet, kabilelerinde R1A Z93... ...Osmanlı sülalesi de babadan aldıkları... ...bu böyle... ...boru gibi Türkiye'ni... ...babandan aldın R1A Z93 ise... ...sen kralsın... Tabi askeri elit grubundan... ...arkadaşlar... ...Q isen... ...benim ait olduğum... ...sen elit yöneticisin... ...tamam mı... elitsin sen... ...yani bunların... ...aslında R1A'lar askerler... Q'lar yöneticiler burada o, bu makaleleri okursanız görürsünüz bir kısımda bizim aramızda mongolik C'ler var tamam mı arkadaşlar ama bizim Y kromozomlarımızın C2 Q N olduğundan bahsediyor ama aynı zamanda Batı Avrasyalı göz, gözüken J'ler Y kromozomlarının bakın Batı Asyalı yani bugün hani çekik olmayan gözlü Türklerden bahsediyor ya Bakın şurayı çiziyorum sizin için. C2, Q ve ne olduğunu ama patasyalı görüktüklerini dış görünüşlerinin söylüyor arkadaşlar. Bu çalışma güzel bir çalışma. Burada göktürklerin çalışılmadığından bahsediyor. Y kromozomlarının bunların bulunması gerektiğinden bahsediyor. Tuvaların falan halo gruplarının NC2Q olduğunu gösteriyor. Ya bakın Türkiye'de insanlar diyorlar ki Ya kardeşim sen Q'sun Ben ben Q'yum Oğlum da Q, babam da Q 10 tane e, erkek e, kuzenim var Baba tarafından 5 amcam var Q'yuz ama Bak bu adamların hiçbir Bir test yaptırmamış ben biyolojiyle ilgilenen bir mesleğim O biyolo biyoloji olduğu için Yaptırdık vesaire Bu adamlar bunlar ortaya çıkmamış Yapılan çalışmalar Cinnoğlu çalışması bilmem ne yapılan Bilmem ne yapar Şimdi diyor ki bakın burada da bütün toplamda diyor şurayı göstermek istiyorum. Türksen diyor C2'sin N'sin Q'sun R1'asın diyor. Kardeşim bu yanlış bir şey. Bugün J2'nin de bazı alt grupları görüyorsunuz. Görüyorsunuz. Burada hani billa bunlar olacaksın diyor. Ama bakın Türkmenlerde ne diyor arkadaşlar? Türkmen sen diyor. Q, J, R, 1, ve N'sin var diyor. Şimdi bu şey çalışmalar, kötü niyetli çalışmalar çok uzattım özür diliyorum. Burada da belirtiyor. J2 işte Yunan değilsin. Sen Türksün. J1 sen Arapsındır. R1 Z93 sen Türksün kardeşim. Ne? %10 oranında %3 gösteriliyor. Bunlar yanlış ve yanlış e, örneklem yapılan çalışmalar. Q. Türksün. J2. Türksün. E-1B. Bak merak eden söyle. Sen Arnavut kökenli, Hristiyan Arnavut ya da Yunan kökenli ya da Kuzey Afrikalı kökenli olabilirsin E-1B'ler için. Anne tarafından otozomallerine ilgili bir şey demiyorum. E-1B e ve e -E 113 diye de gidiyor onlar. R-1B'sin. Olabilir. Türkiye'nin arasında var. Mesela çoğu çoğu R-1B. Avrupa'yı bir, Avrupa bir görüntünde olabilir. Ama L-20'sen Ermeni olma ihtimalin var. Ama bütün bu toplamların altında Türkiye'nin Türk toplumunun yüzde baba olarak şimdi bir tek N'leri, C'leri ve Q'ları kapsamaması, r 1 kapsaması gerektiğini söylüyorum. Bugün Türkiye'deki erkeklerin yüzde 60 ile 50 arası dedeleri Orta Asya'dan gelen Türk lerinde yüzde 14 15 mitekondriyel olarak Türk ee, bu bilinçli kötü insanların şeylerine inanmamanızı bilimsel çalışmaları takip etmenizi mümkünse İngilizce veya Almanca öğrenmenizi gerekirse başka yabancılarda öğrenmenizi sizden istiyorum burada çalışmayı da veriyorum merak edenler okuyabilir hepinize saygılarımız